Şimdi biz yola çıktık. Hatay'a doğru gidiyoruz. Evet, 2 saatlik yolculuğumuzun sonunda Uzun Çarşı'ya geldik. İlk durağımız Uzun Çarşı. Burada da Antakya simidi varmış. Hem dedik gelmişken Uzun Çarşı'yı gezelim, hem de Antakya simidimizi yiyelim. Kamerayı size kapattıktan sonra da bayağı şeyler yaşadık. Onları size birazdan anlatacağım detaylı bir şekilde. Ama önce bir Uzun Çarşı'yı gezelim beraber. Neymiş? Ahmediye Camii. Ay, bayağı da serinmiş. Bence burada var simit. Çay ocağı falan var. Biz güzel bir yer bulalım. Kamerayı tekrardan açayım. Arkadaşlar, Uzun Çarşı'dan çıktık ama üzücü bir şekilde çıktık. Çünkü Antakya simidi falan hiçbir yerde bulamadık. Hatta böyle Uzun Çarşı'dan çıktık, şehirde fırıncı aradık, fırıncılara sorduk, onlarda da yok. Çünkü Antakya simidi sadece sabahları oluyormuş burada. Çok üzüldüm çünkü o simit gerçekten farklı bir simitti. Böyle tuzsuz yapılıyormuş. Kimyon ve tuzla, değil mi? Kimyon ve tuz karıştırılıp böyle simidi kimyon ve tuza bandırarak öyle yeniliyormuş. Ve yanında ayran içilince daha bir lezzetli oluyormuş. Çok merak etmiştim ama kısmet olmadı. Çünkü biz gerçekten geciktik. Kahvaltı saatini çok geçtik. Sadece sabahları yapılıyormuş. Böyle kenarda satan simitçiler bile yok. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi bari dedik, Tinus tünelleri 4.30'da kapanıyormuş. Oraya gidelim. Gezelim. Orayı kapatmayalım. Kapanışına gitmeyelim. Orayı rahat rahat gezelim. Sonra da onun hemen zaten yakınında Beşikli Mağarası var, değil mi hayatım? Beşikli Mağarası var. Orayı da gezeriz. Oralar nasıl bir yer artık bilmiyorum ama oralarda böyle yiyecek, böyle atıştıracak bir şeyler bakarız. Çünkü açız. Simit yiyeceğiz diye karnımızı çok da doyurmadık. Aç kaldık. Resmen açız şu an. Aç bir şekilde tünele doğru gidiyoruz. Yaklaşık yine bir saat sürecek galiba yolumuz. Bir saatlik mesafenin sonunda orada görüşürüz artık. Sonunda Titus tüneline geldik. Burada Beşikli Mağara ile zaten birbirlerine çok yakınlarmış. Bakalım, yukarı doğru çıkıyoruz. Eşim geri gidiyor. Aşkım, nereye gidiyorsun? Geri geliyor. Ne oldu acaba? Telefonla konuşurken kafa bir gidiyor bir geliyor. Sen anlatıyordum. Telefonla konuşurken kafa bir gidiyor bir geliyor. Neye gittin? Almışsın değil mi? Ay, manzara çok güzel. Durun ben size manzarayı göstereyim en iyisi. Çilek verelim, buyurun, yıkanıyor. Yine bakar mısınız? Yeni toplandı, yeni geldi. Yasak yasak. Hop, yukarıdan düdük çalıyor. Bakın yasak. Yasak mı? Ha? Nereden gördün? Yurdum insanı. Şaka işte. Ya şu güzelliğe bak aşkım. Çok güzel değil mi? Öyle. Ama da arabayla gitmeyi tavsiye ederim. Niye? Çünkü hep taşlıyor. Biz çıkıp çok yani bir şey yok. Şöyle bir yokuş çıkıyoruz. Manzarası çok güzel. Evet, gerçekten çok güzel. Buraları gezdikten sonra bence sahile geçmeliyiz kesinlikle. Hala açız bu arada, yemek yiyemedik. Çünkü burası 4.30'da kapanacağı için burayı görmek istedik. Görelim, ondan sonra yeriz dedik. Zaten bu saatten sonra da Hatay dürümü yeriz değil mi? Aynen ya. Simit mimit hikaye oldu ya. Çok üzüldüm zaten o duruma. Yeseydik iyi olurdu. Ay, yoruldum. Bura paralı mı? Paralı zaten, aynen, internetten görmüştüm de ne kadar bilmiyorum. 25. Ha, 25 TL'ymiş. Şöyle bilet aldık. 2 kişi 50 TL. Lavabo falan ücretsizmiş.
Müze kartı var mı diye sordum. Müze kartıyla ne kadar acaba? Belki işte biraz daha uygun olabilir. Neyse yetiştik en azından. Gezip göreceğiz bakalım. Nereye gideceğiz, ne tarafa gideceğiz bilmiyoruz ama bu tabelaya doğru gidiyoruz. Tabelayı takip ediyoruz. Şöyle. İnternette yazmışlardı işte doğru ayakkabı seçimi yapın. Titus tünellerine gidecekseniz falan çok diye. Çok kötü değil ama şu ana kadar. Yani spor ayakkabısı ya da düz taban olması gerekiyor bence. Ya da belki daha ilerisi daha da kötüdür. Şu ana kadar iyi. Aynen öyle yazmışlar. Ay şuranın güzelliği. Birazdan benim burada maydanoz fotoğrafımı çeker misin? Maydanoz evet. Hem de bir sürü. Burada bak kimsin ya. Onlara aittir. Evet bak hayatım burada tabela ikiye ayrılıyor. Evet. Sol taraf Titus tüneli, sağ taraf Beşikli mağara. Önce bir Titus tüneline gidelim değil mi? Evet önce Titus tüneline gidelim. Sonra mağaraya gideriz. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Atla, atlayan var mı şu? Yok. Atlamasın. Babaanne büyük. Gençler falan takılıyor. Sen önden git, ben takip ediyorum seni. Tünel girişi. Evet arkadaşlar, tünele giriyoruz. He? Dağın içinden bitiyor. Evet, dağın içinden. Tamam ama o adamın önünden geçirdi de evet buradan geçeceksiniz. İşte ayakkabı olayını bahsettikleri yer tam olarak burası. Şöyle göstereyim mi evi? Bu şekilde. Biz şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Burada fotoğrafını çekeyim. Tamam, kapatıyorum o zaman. Evet canlar, kısa bir fotoğraf molasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Buradan nasıl geçeceğim ben? Tamam. Su akıyor ya. Bak buradan böyle geliyor. Tamam, şöyle yürüyorum. Evet. Biraz yürümek zor. Hem video çekip hem yürümek daha da zor. Aşkım yanıma gel. Çünkü ben hem çekip hem yürürken zorlanıyorum. Sen bana destek ol. Bu su nereden geliyor acaba ya? Size şu an her anını, her detayını gösterebilmek için nasıl zorlandığımı bilemezsiniz.
Ya şu görüntüye bakar mısın? Tamam, gördüm. Evet, biz o karanlık yere geldik. Şimdi burada flaş açacağız çünkü hiçbir yer görünmüyor. Ama burada su var. Nasıl geçeceğiz? Aşkım şuradan geçsek daha iyi olur bak. Niye yok? O taşın üstünden geç. Taştan mı geçeyim, tamam. Kayma, dikkat et. Evet. Sesine gittikçe yaklaşıyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Böyle. Bir dakika. Evet. Aa, aşkım bak şurayı göstersene. Aa, su burada. Buradan geliyormuş o su. Valla çocuklar çok güzel çıktı. Yeni akıl edebildim ya, ben neden kameranın flaşını açmıyorum? Hiç de uyarmıyorsun beni. Az önce hiçbir şey belli olmuyordu. Ay çok güzel ya. Önce ben mi çıkayım? Hadi bakayım ya, Allah ya, bismillah. Evet, aman. Aşkım çıkabildin mi? Tamam. Burası çok tehlikeli arkadaşlar, göstereyim ben size. Bakın böyle aşağıya doğru gidiyor. Yok yok, yürürüm. Geldik buraya kadar, gidelim. Heh. Allah korusun, bir kaysak aşağı doğru yuvarlanacağız. Şimdi bu su buz gibidir. Biraz hızlanma. Tamam. Aşkım Titus tüneli dünyada yapılan ilk tüneldi değil mi? Milattan sonra Romalılar tarafından yapılmış. Öyle okumuştum. Gidiyordum. Gidiyor idim. Vallahi aç aç da buraları yürümek ne kadar iyi değil mi? Nasıl güzel, nasıl güzel. Evet, sonunda. Güzeldi. Arkanı göstersene, karanlığı. Tamam. Ya biz buradan geldik. Tehlikeliydi ama. Tehlikeli ama çok güzel bir yere çıktık. Şimdi buradan acaba Beşikli Mağarası'na geçiş yapabiliyor muyuz? Yoksa tekrar dönmemiz mi gerekiyor? Oo, o sıkıntı işte ya. Aşkım duydun mu? Aa, bir de senden. Altın. Altın eleğini getirsen diyor. Buradan bir sürü altın çıkar diyor. Aa bak şu suyun aktığı yer. Şeyi. Şurayı göster. Şurada eski yazı var. Aa. Şuradan başlıyor bak. Ne yazayım acaba? Şuradan başlıyor. Yani buradan başlıyor. Evet. Artık ne yazıyorsa burada. Şuraya kadar. Dur bakalım. Tam net görünmüyor gibi sanki. L8 gibi. Sanki şu I gibi, V gibi. Ben uzun mu görünüyorum? Eşit görünüyorsunuz. Ama inşallah yaparı çok iyi. Allah. Burada da böyle bir yer var. Bir bakalım şu tarafta ne var aşkım? Siz oradan 1.59 çıkıp Batıka yolu aşağı geldiniz. Sonra da geri döneceğiz. Değil mi? Ay, orayı geri dönmek zor olacak şimdi.
Ay susadım ya. Acaba bu seçiliyor mu? Eleyeceğim. Merak ediyorum. Yani. Zorkun suyunun soğukluğu kadar var. Burası da böyle güzel bir yer. Buradan sonra sanırım böyle ormana doğru gidiyoruz. Gitmeye gerek var mı ki? Tamam. Ama içerisi gerçekten çok güzel. Çıkışta yazıyor, onu okuruz. Ne niyetle yapılmış, ne zaman yapılmış. Aa bak aşkım, acaba ne yazıyor burada? Ama burası yeni yazı. Ben bunu sonradan yazmışım, burada bildiğim. Bu yeni ama o diğer taraftaki eskiydi bence. Bu dediğin gibi evet yeni. Ama şu bir şey söyleyeyim, şunlar da mı yeni? Onlar eski olabilir. Bak yukarıdakiler bence yeni. Evet. Dediğin gibi. Acaba ne yazıyor? Şöyle bir bakalım. Belki buluruz. Yerinden çıktık. Şimdi onun yanında 100 metre uzaklıkta Beşikli Mağarası varmış. Oraya doğru ilerliyoruz. Burası da çok güzel. Tütünleri tehlikeliydi. Evet, tehlikeliydi. Roma İmparatoru tarafından yapılmış aşkım. Bu dağdan gelen sel ve taşkınları önlemek için. Bu tünelin etrafından sel ve taşkınlar dolanarak gitsin diye Roma İmparatoru yaptırmış. Bin esir tarafından yapılmış. Ve 2 yıl sürmüş yapımı. 2 yıl? Evet, çekiçlerle yapmışlar. Aynen. O koca dağı 2'ye bölmüşler. Aynen öyle. Oo, burada ziyafet var. Çok severim böyle güzel yerleri. İşte döner var. Yersek döneri yemeyiz. Zaten çok geç kaldık. Kolay gelsin. Buyurun. Beşikli Mağara'da da bir yerde 95 mezar olduğu, bir yerde de 250 mezara yakın olduğu söyleniliyor. Tam kesin bir bilgiye ulaşamadım. Beşikli Mağara diyor. Bir de doğa yürüyüş yolu diyor. Ne yazıyor? Hikaye mi? Ha bak. Evet. Beşikli Mağara. Şöyle göstereyim. Buradan giriyoruz değil mi? Hı. Buralar hep mezar. Evet. Mezarlara girmek, kayalara tırmanmak yasaktır diyor. Değil mi? Bölüm bölüm içeride mezarlar var. Dur yakından gidelim bakalım. Öyle bak da git. Bakayım. Şurada. İçeride var. Demek ki her yer, burada her yer mezar. Hmm. Boyum yetmiyor. Burada da vardır herhalde değil mi? Ha bak şurası mezar. Vay be. Şimdi insanlar bunları böyle elleriyle mi yapmış? Çok iyi gerçekten. Göstereceğim dur. Buralar hep mezar değil mi? Sıra sıra. İçeride de var. Ama buralara giremiyoruz. İçeride geçebiliyoruz. Aşkım önceden demirlikler yokmuş. İçeri geçebiliyor musun? İnsanlar düşüyordur falan. Ama şimdi böyle demirlik yapmışlar. Aslında içeriği görsek daha güzel olurdu. Seni şöyle bu tarafa çekeyim. Tamam.
Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Her yerde mezar var. Çok iyi değil mi ama baksana ya. Bu da tünelin çıkışı arkadaşlar. Farklı bir yerden girdik. Böyle bir yerden çıkıyoruz. Burası da güzelmiş. Aynen burası da güzelmiş. Ama Titus tüneli de Beşikli Mağarası da gayet güzel değil mi? Kesinlikle gelip görünmesi gereken yerlerden birisi. Biz koştur koştur geldik. 4.30'da kapanıyor dediler. O yüzden koştur koştur geldik ama geldiğimize değdi gerçekten. Giriş ücreti de bence gayet ideal. Kişi başı 25 TL. Müze kartı olunca sanırım daha uygun oluyor ama bizde müze kartı olmayınca, çünkü adam sordu müze kartınız var mı diye. Ama bence kişi başı 25 TL de gayet ideal. Harbiye şelaleleri nerede acaba? Ne kadar uzaklıkta? Bir bakarız. Geçebilirsek oraya da geçeriz. Geçebilirsek oraya da geçeriz. Orayı da bir görürüz gelmişken. Sonra güzel bir yemek yeriz Allah'ın izniyle. Üstüne de bir künefe. Kocamın en sevdiği tatlıdır künefe. Sonra da artık evimize döneriz belki. Belki. Tabii ki de döneriz. Haçlık belki başıma vurmuş arkadaşlar. Girişe buradan böyle gidiyoruz. Az önce zaten ben videonun ilk başında abiler buradan girmeye çalışıyorlardı ya. Evet. Buradan da çıkıyoruz. Gayet güzel, mantıklı değil mi? Evet. Ama şu manzara, şu manzara var ya, her şeye bedel. Ya niye sevmedin? Biz sahil kenarına geldik. Eşime diyorum ki buralara mı yerleşsek? Buralar çok güzel. Ama o diyor ki, ne diyorsun? Ne diyorsun söyle. Sevmemiş. Antakya'yı sevmemiş. Niye sevmedin? Gezilecek, görülecek yerleri var. Oraya tam arasında bir şey dediğim mi? Merkezini beğenmedim sen. Trafik hiç ilerlemiyor. Evet aynen, trafik sıkıntısı var gerçekten ama sen aç kaldın ya, aç kaldığın için sevmedin bence. Aradığını bulamadım burada. Senin için yemek çok önemli. Ben çok seviyorum deniz kenarını ya. Her gün böyle kamp sandalyemi alıp sahil kenarında oturabilirim gerçekten. Ve bundan asla da sıkılmam. Bu arada ışık çok güzel. Yani çok beğendim. Aşkım şu samandağın orada beni çeker misin? Güneş de çok güzel. Tamam bak. Bak sen de bak. Işık çok güzel. Çok güzel çıkıyoruz. Burada çok durmayalım ama. Çünkü daha gidip, evet. Bence de. Şelalelere gidebilirsek şelalelere. Evet, ay inşallah çok uzak değildir şelaleler. Çok uzak, daha geldiğimiz yere döneceğiz. Hadi ya. O yolu bir daha çekeceğiz. Tamam neyse, bir şey olmaz. Buralarda da artık yemeğimizi yeriz. Düşüyordum. Bu sefer düşüyordum. Sonra artık ufak ufak dönüş yoluna. Bu heykel ne böyle? Dur arka kameradan. Deniz kızı. Peki o yanındaki? Kaplumbağa. O kaplumbağa mı? Kaplumbağaya tutunmuş bir deniz kızı. Deniz kızı. Ay güneşten görünüyor mu ki? Görünüyor tabii. Kaplumbağaya tutunmuş bir deniz kızı. Evet. Az önce çektim, görünüyor da. Dünyanın en uzun ikinci sahili miydi? Birinci değil. Birinci değil mi? İkinci miydi? Birinci miydi? Emin de olamadım. O en uzun sahillerinden biri işte dünyanın. Şu sahilin uzunluğuna baksana, ta gidiyor oradan bu, evet. Dönüyor. Görünüyor mu videoda? Çok görünmüyor da bir yaklaştır bakayım. Şuradan ta
dönüyor. Dur bakacağım şimdi birazdan. Kaçıncı sırada uzunluğu olarak? İlk sırada hangi sahil varmış? Tamam, hadi şimdi fotoğraf çekilelim. Sonra da artık şelalelere doğru yol alalım. Sahilden çıktık. Şimdi Harbiye şelalelerine doğru yola çıktık. Kamerayı biraz geç açtım. Çünkü navigasyonu benim telefondan açıyoruz. Eşimin telefonu malum kafa karıştırıyor. Çıkmaz sokaklara götürüyor. Zaten onun yüzünden bugün ne sıkıntılar yaşadık. O yüzden benim telefonumdan açtığımız için belli bir yere gelene kadar kamerayı açamadım. Şimdi biz Harbiye şelalelerine doğru gidiyoruz. Gerçi hava da karardı. Hani bu saatte gidince ne olur neyle karşılaşırız bilmiyorum ama internette 24 saat açık yazıyordu. 24 saat açıksa vardır herhalde bir ışıklandırma bir şey falan. Onu artık gidince göreceğiz. Zaten merkeze de yakındı değil mi aşkım? Evet. Zaten merkeze gitmeye gideceğiz. Gitmişken Harbiye şelalelerine de bakalım. En azından gitmişken oraları da görmüş olalım. Bu arada Samandağ dünyanın en uzun ikinci sahiliymiş. Çevlik sahili olarak da geçiyormuş. En uzun birinci sahili ise Brezilya'da Rio, değil mi? Rio sahili. Türkiye'nin de en uzun sahiliymiş. Çevlik sahili, yani Samandağ sahili. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi biz yoldayız. Bugün sürekli yoldaydık. Buranın trafiği çok fazla güzel değil ya. Yani sevemedim. Sürekli bir dur kalk dur kalk. İlerlemiyor. Zaten o dur kalklar bizi bitirdi. Onlar da çok zaman kaybettik. O yüzden havayı bu kadar karalttı. Bir de biz bence geç çıktık aşkım. Yani geç çıktık da yol da ilerliyor. Tabii yol. Yarım saatlik yolu bir saatte gittik. Aynen, orası öyle. Bak mesela Antep'e gitmiştik biz. Ama Antep'e yazın gitmiştik. Yazın hava daha geç kararıyor ya. Şimdi kış erken karardığı için biz de birazcık geç de çıktık. Hem de yolda trafik de çok sıkıntılıydı. Hepsi üst üste gelince böyle karanlığa kaldık. Her yerde yol çalışması var. Her yerde evet. Kazmışlar, yer evet. Yapmışlar. Her yerde gerçekten yol çalışması vardı. O yüzden trafik ilerlemiyordu. Olsun, yine Beşikli Mağara'yla Titus tünellerini gördük. Uzun Çarşı'yı gördük. Bir de şelalelere bir bakalım. Orayı da görürsek bence gayet güzel. Güzel bir gündü. Biz şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet evet. Tamam aşkım, çok da gerek yok yani. Ne yapayım, sıfır mı park ettirim? Arkadaki çinkoya mı çarpalım? Ne istiyorsun? Neyse. Hiçbir şeyimi beğenmiyor bu çocuk da benim. Bir saatlik yolculuğumuzun sonunda Harbiye şelalelerine geldik. Bakalım. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Neler var hep birlikte göreceğiz. Ceketini al, hava soğuk. Bizim arabamız da bu. Hava bayağı soğumuş bu arada. Üşüdüm. Ne istiyorsun aşkım? Sıfır içeri mi girelim yani? Çok az pay bırakmışım. Olabilir. Çok az mı? Evet, olabilir. Sıfırlayacağım, arkaya bak dedim. Tamam. Sıfırlayacağım dedim, bak arkaya bak ya, dedim. Ya tamam da bak göstereceğim, aşkım. Göstereceğim. Vallahi göstereceğim. Bir çık, bir çık. Bir dakika dur. Çevir, çevir arka kamerayı. Sıfırlamışız. Sıfırlayalım ki burnumuz dışarıda kalmasın dedim. Arkaya bak dedim. Sıfırlamışız. Ay tedirgin oldum buraya çarpacağız diye. Ay ne var, şu kadarcık boşluk kalmışsa ne olur yani. Arabamızın burnu dışarıda mı? Değil, içeride. Mis, oh. Aa, sen bazen çok büyütüyorsun bence olayları. Değil mi? Çantanı tut. Herkes kendi çantasını. Hadi. Aşkım bak şurada şey var. Magnet. Alalım mı? Belki dönerken kapanır falan. Alacağım alacağım. Ya da içeri mi girsek baksak? Değil mi ya? Altı üstü magnet, yani neyi bu kadar abartıyorsun? Antakya var aşkım. Antakya da olabilir. Evet. Magnetler ne kadar? 10 lira. Bir şey beğen bakalım. Bir bakayım da. Harbiye var. Ha? Hatay Harbiye var. Şöyle Antakya var. Antakya, şu da Harbiye. Ne diyorsun aşkım?
Fiyatı şöyle var. Yok ya. 15 lira. Yok yok, dörtlü yok. Şu tarz var. Şunlar hem anahtar hem magnet, yine 10 lira. Hangisi? Bunlar mı hem anahtar? Şunlar. Şunlar. Açacak. Ha, açacak. Ha, hem aç. Aa, aslında mantıklı bunlar. He? Ne diyorsun? Tamam, tamam hadi ondan bir tane beğenelim. Sen de. Hatay'ı alacağım ya. Bunu alacağım. Tamam. Ya da. Tamam, bu mu? Şu mu? Bakayım ya. Bu mu? Şu mu? Bu mu? Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Bunu aldık. Şu. Şunu şu çantana koysana, ben açmayayım. Sen çantanı ver anne. Hayır ben de açmayayım. Dur bekle. Bak şimdi ileride kesin daha güzel bir magnet görürüm, pişman olurum. Al. Çünkü hep böyle bir huyum vardır al benim. Bak. Bak gördün mü? Bak bak, bir sürü bir sürü. Ege tamam bunlar mı? He? Ali mi? Ne ki bunlar? Bunlar yok ya, o da canım. Bunlar magnet değil. Yani aç bunu. Tamam onları geç. Yok ya, çok da farklı bir şey yok. Aldık işte. Alt üstü magnet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bakıyorduk öyle. Arabayla girmeye gerek yoktu değil mi? Neyi ki dışarıda park ettik. Çünkü bunları göremezdik zaten. Güzel ya. Bak taçlar falan var. Çok güzel şeyler var burada. Bak o magnetler güzel olabilirmiş. Şuna da olmuş. Bak, güzel. Neyse açma. Kısmetimizde o varmış. Boş ver. Değil mi? Beni rahatlatsana. Yok, öbürler daha güzel. Aa, çantanın güzelliği. Kolay gelsin. Çantalar ne kadar? 75 lira. Ay çok güzel. Senin ne kadar bunlar da? 60 mı? 74. 74. Alayım mı bunu? Bundan. Fotoğraf çekildiğimize göre yolumuza devam edebiliriz. Harbiye dürüm mü? Aa, aşkım aşkım gel gel gel. Gündüz buraya gelecekmiş. Evet, asıl buraya gündüz gelmeyecekmiş ama tamam da tünele giremezdik gündüz gelse. Biz yola çok erken çıkacakmışız gerçekten. Ama olsun, en azından burayı görebildik. Ya böyle yerlere bayılıyorum ya. Çok güzel. Şelaleyi de gezdik. Artık gezimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz. Çünkü kurtlar gibi acıktık. Tabii bu saate kadar hiçbir şey yememezlik yapmadık. Samandağ sahilinden buraya gelirken atıştırdık arabada ama abur cubur yedik. Yemek yemedik. O yüzden şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ama ben buradan çok güzel bir çanta aldım. Aşkım şu poşeti bir açar mısın? Göstereceğim. Gerçi burası karanlık. Görünür mü ki? Şöyle bir çanta aldım. Çok güzel. Tamamen eşimin zevki. Orada çeşit çeşit çantalar vardı. Eşim bunu beğendi. Tabii ben de çok beğendim ama birazdan ışıkta daha net göstereceğim size. Şöyle bir çanta aldım. 75 TL'ydi. 70'e saydı abla sağ olsun. Ama ben çok beğendim.
Bu arada Harbiye Şelalelerine gelecek olan varsa kesinlikle gündüz gelin. Çünkü karanlıkta birçok yeri göremedik. Gündüz gezilmesi gereken bir yer ama biz tünel çıkış saatine, kapanış saatine geç kalacağımız için o yüzden mecburiyetten oraya gittik ilk başta. Şimdi biz Hatay merkeze geri geldik. Geçenlerde Hatay sandık içinin videolarını görmüştük. Mısırlı dönerde döner yiyordu. Et dönerdi değil mi? Et döner yiyordu. Gerçekten onlar video çekerken bizim iştahımız kabardı. Çok hoşumuza gitmişti. İzlerken bile çok hoşumuza gitmişti. Demiştik bir gün yolumuz Hatay'a düşerse kesinlikle Mısırlı dönere gidip tadına bakmalıyız. Şimdi geldik. Mısırlı dönere doğru yürüyoruz. Yanımda çanta poşetimi de getirdim. Orada detaylı bir şekilde çekemediğim için şimdi ışıklı alanda size detaylı bir şekilde çantamı göstereceğim. Şimdi biz yemek yemeye doğru gidiyoruz. Abdo da karşıda. Aa, senin gösterdiğin Abdo'ydu ama burası değil tabii ki. Uzun, değil mi? Uzun çarşının karşısında sen gösterdin bugün. Senin orada. Yani senin de şöyle. Böyle bir yerde miydi? Böyle bir yerde galiba ya. Evet. Acaba hangisi daha güzel? Abdo mu? Mısırlı mı? Fikrimiz değişti. Belki Abdo'da da yiyebiliriz. Ama yok, şimdi biz Mısırlı diye niyet etmiştik. Ne diyorsun sen? Hadi senin söylemene göre olsun. Abdo'nun önü daha kalabalık. Sanki o daha güzel gibi. Öyle mi? Aa, evet aşkım. Hatırlıyor musun? Büyük saatte de yediğimiz yer, ciğer yediğimiz yerin önü kalabalıktı. Dedim ki burası daha lezzetlidir. Pişman olmamıştık. O zaman ne yapalım? Ay, biz ani bir karar değişikliğiyle Abdo'da yiyoruz. Tamam. İnşallah pişman olmayız. Yemeğimizi bekliyoruz. O sırada da ben size çantamı göstereceğim. Çünkü arabanın içi çok karanlık. Orada tam görünmüyor. Burada göstermek için getirdim. Şöyle bir çanta aldık. Tamamen eşimin fikri. O beğendi. Küçük ama ben küçük çantaları çok severim zaten. Tutamıyorum. Şöyle. Çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Antep'e de gittiğimde çanta almıştım. Buraya da geldiğimde çanta aldım. Sanırım bundan sonraki yerlerde de hep böyle çanta olarak devam edeceğim. Bu durum onu gösteriyor. Yerimiz geldi şu şekilde. İçinde soğan, maydanoz, acı ve et var. Et döner istedik. Bakalım tadı nasıl? Yedikten sonra beraber yorumlarız artık. İçeceklerimiz de geldi. Tabii ki de her zamanki gibi kola vardı içinde. Şimdi ye bakalım. İlk yorumunu alalım senden. Sıcak bayağı sanırım. Limon çıkıyor. Acılı. Çok mu acılı? Yemek yiyeceğiz. Neyse, ben zaten az istemiştim de acısını. Nasıl peki? Güzel. Güzel mi? Ben beğendim. Sen beğendiysen zaten kesin ben de beğenirim. Neyse, şimdi daha fazla soğutmadan ben de tadıma geçiyorum. Neydi? Dönercinin adı neydi? Unuttum ya. Abdo. Abdo dönerden dönerlerimizi yedik. Şimdi hem biraz yürüyüş yapalım. Yediklerimizi sindirelim. Hürriyet Caddesi, hem üzerinde sola dönün. Ardından 40 metre sonra İnönü Caddesi üzerinde sağa dönün. Umarım söylediklerim anlaşılmıştır. Neyse, biz ferah künefeye doğru gidiyoruz. Buraya gelmişken künefe yememezlik olmazdı. Zaten eşim de şerbetli tatlılardan sadece künefeyi sever. Diğer hiçbir tatlıyı sevmez. Buraya gelmişken künefe de yiyelim dedik. Ferah künefeyi de yine Hatay Sandık İçin'in videolarında görmüştük değil mi? Gerçi biz başka bir künefe... İnönü Caddesi üzerinde sağa dönün. Ardından 30 metre sonra İnönü Caddesi istikametinde hafif sağa dönün. Nerede
Navigasyon mu konuşuyor? Navigasyon konuşuyor. Heh, sistem. Memnun kaldın mı peki? Lezzet olarak nasıldı? Lezzet olarak beğendim. Hoşuma gitti. Güzeldi değil mi? Özellikle de ekmeğin böyle yanık yanık tadı çok hoşuma gitti. Bence ama fiyat biraz düdüklendi. Vallahi çok pahalıydı. Arkadaşlar iki et döner yedik. Bir tane tavuk. Uzun Çarşı Caddesi istikametinde bir hafif sağa dönün. Ardından 25 metre sonra gidin sağınızda. Bence biraz pahalı. Dönere göre pahalı değil mi? Yani bence 45 lira tavuk döneri fazla. Şahsen biz Adana'da 30-32 liraya yiyoruz. Aynen. Burada 45 lira. Aynen. Biraz pahalı geldi yani. 30-32 lira ideal. Adana'da biz öyle yiyoruz. Burada 45 lira olunca ben biraz şaşırdım. Bence de pahalıydı. Döner hep pahalıydı yani. Ama lezzet olarak güzel miydi? O et döner özellikle. Favorim et döner. Bu döner, ondan sonra soğanlı maydanozlu bir salata yapmışlar. Üstüne de sos. Gerçekten muhteşemdi. Tat olarak çok güzeldi ama fiyat olarak yani bize biraz pahalı geldi. Neyse et şimdi... Et döner 55'ti değil mi? Evet, et dönerin tanesi 55, tavuk döner 45'ti. Evet, tavuk biraz pahalı. Aynen. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya gelmişken tatmış olduk. En azından aklımızda kalmadı. Şimdi Ferah Künefe'ye doğru ilerliyoruz. Bakalım oranın künefesi nasıl? Ve fiyatı nasıl? Bakalım. Gidelim, yiyelim, görelim. Son olarak künefemizi de yedik. Şu an aşırı mutluyuz değil mi? Yol var şimdi 3 saat. Evet, şu an uzun bir yolculuk var. 3 saat. 3 saat sürüyor değil mi? Aynen. 3 saat. Saat 8. Buyurun. Çıktık ettik diyene kadar 8.30 olur mu? Biraz olur herhalde. 10-15 dakika inşallah çıkarız. 11.30'da falan evdeyiz işte. Benim için sıkıntı değil de. Ben yarın tatilim. Ama senin için sıkıntı. Sabah mesai var. Neyse yapacak bir şey yok. Bugünlük de böyle olsun. Künefe nasıldı aşkım? Künefe güzeldi. Güzel miydi? Neye gülüyorsun? Neye güldün? Neye? Neye güldün? Bana güldün de ama ne dediğime güldün? Öyle de gülüyorsun. Ya. Künefe nasıldı? Güzeldi. Ben beğendim. Güzeldi değil mi? Yani, aynen. Ucuzdu. Ben de ucuz olunca güzel oldu. Evet bence de güzeldi ve ucuzdu. Porsiyonu 30 TL'ydi. Kilosu da 120 TL'ymiş. Ama bence güzeldi. Yolunuz buraya uğrarsa, düşerse kesinlikle Ferah Künefe. Değil mi? Evet. Hatay merkezde Ferah Künefe'ye gidip rahatlıkla künefe yiyebilirsiniz. Çok güzeldi. Abdo dürüm de güzeldi. Ama fiyat olarak pahalıydı sadece. Artık gidip gitmemek size kalmış. Biz artık ufaktan yola çıkıyoruz. Bugünkü gezimizin sonuna geldik. Söylemek istediğin şeyler var mı bugünle ilgili? Yok. Güzel bir gün. Duygularını alalım. Güzel bir gündür. Evet. Karnımız doydu. Allah'a şükür. Evet. Şimdi sadece yol gözümde büyüyor. Evet. O da yarın iş var diye senin için. O da yarın iş var diye. Ama Allah büyük, Allah izniyle. Sıkıntı olmasın. Evet. Bu kadar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Güzel bir gündü. Bir sonraki gezi turumuzda görüşmek üzere. Tabii geziden sonra paylaşacağım temizlikler var değil mi? Evet. Daha günlük temizlik rutinlerimize devam. Bir de artık nereye gideriz, ne zaman gezeriz bilmiyorum. Kısmet. Yine gezersek böyle kamerayı açarım. Sizinle beraber gezmiş oluruz. Şimdilik bizden bu kadar. Biz sağ salim evimize geldik çok şükür. Tam 3 saat sürdü yolculuğumuz. Şu an saat 11. Eve gelir gelmez hemen bir elimi yüzümü yıkadım. Üzerimi değiştirdim. Ancak kamera karşısına geçebildim. Çok güzel ve yorucu bir gündü. Keyifliydi. Biz çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Bir videonun daha sonuna geldik canlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.